Merhaba arkadaşlar, Darma Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere saç çaldık. Annem şimdi videoya bir giriş yapsın arkadaşlar. Ondan sonra konuşalım. Merhaba değerli dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Ali sazı aldı. Bunu şeye derse gönderecektik. Ders alıp öğrenmesi için. Korona girince kaldı ama kendisi işte biraz internetten bakaraktan anca bu kadar yapabildi değerli dostlarım. Ali'nin bir şeylerle uğraşmasını çok seviyoruz. Hani zaten sazı da seviyoruz. Hepiniz biliyorsunuz herhalde artık. Sazı sözü seviyoruz biz. Mutlu, neşeli insanlarız. İnşallah Alim başarır da Hasan dayısı gibi sizlere çalar, söyler. Ali sazını nereden almıştık? Antep'ten aldık. Antep'ti değil mi? Vallahi Ali'nin sazını bir yerden getirttik Antep'ten ama. Antep'ten. Antep'ten geldi Ali'nin sazı özel kendisine. İnşallah çalmayı da öğrenir. Korona bitince Ali'yi işte saz çalma kursuna göndereceğiz. Bakalım öğrenebilecek mi Ali? Bu kadar başarıyor ama kendi çabalarıyla hani. Bakın bir de burada kim varmış? Ne diyorsun annem, değerli dostlarım seni çok seviyorlar. Ben sevgimi geldim. Aa, senin de mi var Ayaz? Evet. Abisini alınca bu da ille tutturmuş. Ama çocuğumun teli kopmuş. Teli var Ayaz'ın. O iki telinden idare et. Koparmasaydın anne. Ayaz, sen de mi seviyorsun saz çalmayı? Evet. Benimkiler hep sazcı arkadaşlar. Bakalım artık sonumuza Allah hayır getirin. Neyi takamıyorsun anne? Teyi. Sen bir şey söylemiyorsun mu? Hani diyordun ya merhaba arkadaşlar diye. Selam versene anneciğim izleyicilerimize. Ama ben tartacağım. Önce selam verilir sonra saz çalınır Ayaz. Ayaz. İki tane kaldı. Evet arkadaşlar, ben şimdi size krep yapacağım. Yani Ayaz'ıma yapacağım. Bugün dışarı çıkma yasağımız var. Ekmekçi de geliyordu kapımızın önüne Ali'ciğim. Ekmekçi de geliyordu kapımızın önüne. Bekledik bekledik, gelmedi. Saat oldu 11. Ayaz'ım acıktı. Yumurta haşlamıştım. Ekmek de bekliyorduk. Ekmek yoksa krep yapayım dedim oğluma. Siz de hani merak ediyorsunuz günlük yaşantımızı. Bugün böyle bir vlog hazırlayalım dedik. Sonra eşim ağaç kesecek işte. Onu paylaşırız. Bakalım daha neler yapıyoruz. Şimdi geçelim krep yapmaya. Evet, krepi yapma aşamasına geçtik arkadaşlar. İki tane tavuklarımın yumurtasından kırıyorum. Bir bardak süt ekliyorum. Hem faydalı. Ayaz'ın zaten doğru düzgün bir şey yediği yok. İki yemek kaşığı, iki tatlı kaşığı şeker var. Şöyle onu da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Kabartma tozunu da ekliyorum. Bunları bir çırpayım güzelce. Eskiden annem sabah kahvaltısında bize gaygana yapardı arkadaşlar. Buradan Leyla annemi de sesleniyorum. Bir gaygana yapsın. Sizlerle paylaşsın. Biz de nasıl yapıyordu tekrar görelim. Kayınvalidem de çok güzel yapar gayganayı. Eskiden tarlaya giderken işçilerine yapıp gaygana yedirirmişmiş vallahi kayınvalidem. Buradan ikisini de ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Onları çok özledim. Biliyorum onlar da bizi özlemişler. Arkadaşlar şöyle biraz da yağ katıyorum ben içine. Onu unuttum.
Vallahi heyecandan dün enginara soğan doğramayı unutmuşum. Bugün de sıvı yağı unutacaktım. Şöyle yarım su bardağı da sıvı yağ döküyorum içine. Tavaya da yapışmıyor bu şekilde, daha güzel oluyor. Tavaya da hiç yağ koymuyorum ben. Ocağımın altını yakıyorum. Tavam ısınsın. Krepimi yapmaya başlıyorum. Tavam ısındı arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ekliyorum. O zaman daha kolay döneceğine inanıyorum. Sıvı yağı da ekleyince tabii daha yumuşak bir hamur oldu. Onun için tavada döndürmesi biraz zor oluyor. Döndü o ama. Şimdi hemen bunu alıyorum. Altı da pişmiş gördüğünüz gibi. Evet, kıvam olarak bundan sonra daha iyi oldu. Aynen, bunu döndürmesi daha kolay olacak. Arkadaşlar, bu videomuzda Elçin Hanım'a gelsin. Bana da sevgi selam gönderir misin demiş. Elçin Hanım'a da buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sizler yazın, ben selamımı gönderin bol bol arkadaşlar. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun inşallah. Merhaba arkadaşlar. Biz de böyleyiz arkadaşlar işte. Bunun üzerine çikolata sürer. Şimdi ayazıma yumurta da haşladım yine. Onu yer mi bilmiyorum ama. Bunun üzerine çikolata sürüp yemeği çok seviyor Ayaz Bey. Gördüğünüz gibi krepim şöyle sarma aşaması da olabilir. Bir gün size kremalı krepli yemek yapacağım arkadaşlar. Allah izin verirse inşallah, ömrünüz olursa. Değerli dostlarım, gerçekten sizlere çok alıştım. Sahurda kalkıyorum, telefonu alıyorum, bana ne yazmış değerli dostlarım diye. Direkt onu merak ediyorum. Oturuyorum, kalkıyorum, bir bakıyorum telefonuma. Sizlerden gelen mesajları çok merak ediyorum. Şu an Ali hem çekim yapıyor hem de
tavayı şey yapıyor. Habibe teyzesi yazmış, oğlu aşçıymış. Ali'nin de yemeğe merakı var. İnşallah o da aşçı olur. Habibe teyzesinin oğlu gibi başarılı olur o da inşallah aşçılık konusunda. Onu da isterim. Yeter ki bir şeyle uğraşsın, çalışsın, çabalasın ama çalışsın yani. Ne yani? Kime yapayım Ayaz ben bunu? Bana. Seviyor musun? Çok mu seviyor? Böyle cümbür cemaat. Anne mutfaktayız. Yeme. Ha? Oldu annem bak. Çok güzel kızardı. Yiyecek misin? Kaç tane yiyeceksin krepten Ayaz? 1000 tane. 1000 tane mi? Her şeye 1000 tane diyorsun ama sen. Evet değerli dostlarım, biz kapımızın önüne çıktık şimdi. Nail bunları kesecek. Şurada şöyle patlıcanlarım var. Onları közleyeceğiz. Biberim ve patlıcanım. Baba oğul iş başındalar. Benim paşalar burada ikisi de. Vallahi bugün yumurta yok. Daha buzlamamışlar erken ya. Ha, iki tanesi buraya yatmış ama buraya mı kuzluyorlar bilmiyorum. Şöyle görüyor musunuz? Hatta hepsi aşağıya yatmışlar sıcak olduğu için tavuklarım. Keller de buradaymış. Ayaz niye öyle küstü mü? Ne yaptı Ayaz? Ayaz da küstü. Şimdi bu odun bittikten sonra ateş yakıp onları közleyeceğiz arkadaşlar. Evet değerli dostlarım, Kezbuş'um da gelmiş. Görüyorsunuz yanımıza. Nasılsın Kezban abla? Hoş İyi geldin. İyiyim canım. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyi misin Derman? Ben de iyiyim canım benim. Allah iyilik versin. Senin o patlıcan musakkanı yapacağım bugün değerli dostlarımıza. Olur. Onlar da biliyorlardır ama olsun. Evet. Bir ateş yakıp hani onlara da bir değişiklik olsun. Bunu almışlar. Çok güzel olur. Vallahi canım ciğerim Kezbuş'um var. O da koronadan dolayı ayrıyız. Bir de benim bu ara işlerim de açıldı. Evet, hem iş, hem ev, özledim hem vallahi ben de özledim. Canım benim. Hem çekim. Ama şimdi bir araya geldik. Kezban da sana da çok güzel yorumlar gelmiş. Kayserili olup da sana çok selam gönderen var. Benden de onlara selam. Aleyküm selam inşallah. Görüyorlardır. Yine yorumlarda yazarlar sana. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Kezbuş'umun ocağında yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bugün kalem ne buldun anne? Ölmüş o, ölmüş. Nasıl? Ölmüş kuzucuğum. Evet. Bir sürü hem de. Evet. Bugün burayı çok sevmişler Kezban abla. He. Evet, bizim gelin falan da diyor çok sevmiş. Görmüşler mi? Görmüşler. Bacımın görümcesi falan da seyretmiş. Bunu. Çok hoşuna gitmiş. İyi Allah razı olsun. Kayseri söylüyoruz da eşli dostlar. Şey ne kadar güzel olmuş diyormuş. Vallahi Allah razı olsun ya. Çok çabuk ilerledik zaten.
Herkesin sayesinde, sevenlerimizin sayesinde. Evet, olur, evet. Olur, olur. Allah. Ya bul bula sebep şey değil yani. Hangisi kimyasal? Bu. Mavi renkli var ya bak. Hı-hı. O kimyasal. O doğal. Ben de bu kimyasal. Ben bu o doğal sandım. Hı, evet. Onun içini göremiyorsun ya, ondan onu öyle sanmışımdır. Sen Ayaz'ın saçını soruyordun Kezban. Ayaz'ın ikinci annesi Kezban teyzesi doğdu, gözünü açtı. Kezban teyzesi yanımızdaydı. Şimdi Ayaz 4 yaşında arkadaşlar. Yine Kezban teyzesi sağ olsun. Dur bebeğim. İlgileniyor. Sanki kıl var buraya. Dur Ayaz'cığım. Dur, dur kuzum. Tamam, bak. O kaşındırmış olabilir sana. Koca. Sen elin yanar anneciğim. Bak arkada şey de var dermanım. Maşa. Maşa mı? Ben bunu koyabilir misin? Onunla biberler sonra anneciğim. Önce patlıcanlarımız bir olsun. Anne. Çek et şöyle, sen şuraya kenara geç. Anne ama ben de koyayım. Tamam sen ama al koy o zaman. Koyacağım. Arka tarafa koy Ayaz'ım. Şuraya, şuraya. Dikkat et kendine. Şuraya. Hadi bakalım. Kaç kaç? Şuraya. Korktuk. Çıktı ya. Aynen. Yanayım. Yanak. Evet arkadaşlar. Patlıcanları közlüyoruz. Kezban da böyle yapıyor. Kışın dolaba da atıyor değil mi Kezban? Evet. Çocuklar çok seviyor. Patlıcanlar koyduk. Kayseri'deki toprağımız, hemşerilerimize de sevgiler, selamlar olsun. Evet. Kezban ablanın akrabaları da Kayseri'den izliyorlarmış. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, hepsine selamlar. Şuraları tutayım, temizleyeyim ya. Oturalım. Kezban ablanın nereli olduğunu soruyordunuz arkadaşlar. Yamulalıyım. Daha olmadı değil mi bunlar? Olmadı, olmadı. Yamula patlıcanıyla olacak ki bu dermanım. İçi bembeyaz olur. Değil mi? O yamula patlıcan ne kadar güzel oluyor. Çok lezzetli ya. Evet. Yamulanın patlıcanıyla Kezban ablalar reçel yapıyor arkadaşlar. Kezban abla getirdi, bana tattırdı. Ben de bizim orada şey kabak reçeli olur onu zannettim. O da meğerse patlıcan reçeliymiş. Çok güzel oluyor. Evet. Vallahi bu güzel olmuş Kezban abla. Hı hı. Sen de benim bahçeye yapsam bundan. Olur, niye olmasın? Bu kızın şeysi de hiçbir şeyin tadına benzemiyor. Var evet. Ya, odun ateşinin tüpteymiş, lezzeti. Fırındaymış. Bunun evet. Lezzetini vermiyor. Bu odunun kokusu mu buna siniyor bilmiyorum artık. Öyledir mutlaka. Ayaz'a baksana, o nasıl güzel kokuyor diyor. Küçücük çocuk bile biliyor. Eyvallah. Dolmuş. İyi piştiler. Evet. Afiyetle yiyin inşallah. Şimdi gideyim bunları yapayım. Tamam derim. Pişirirken görüşürüz arkadaşlar. Allah aşkına ya. Evet arkadaşlar, bahçe temizliği ve ne başlamışlar bizimkiler. Odunu kesip bitirmişler. Buraları her gün temizlesin, her gün aynı oluyor. Tavuklar çok çabuk kirletiyorlar. Kolay gelsin Nail Bey. Evet arkadaşlar, şöyle elim için bir su hazırladım. Ellerimi yıkadım. Patlıcanlarımı soyuyorum. Şu şekilde. Biz bugün bir görev dağılımına kalkıştık. Ben yemekten sorumlu. Ondan sonra Ali'nin babası biraz odun kestiler. Şimdi o ön tarafı, arka tarafı temizliyorlar. Kümeslerin içini falan temizleyecekler.
Ayaz da ortada geziyor. Biraz Kezban teyzesinde, biraz bu tarafta. Böyle arkadaşlar. Gayet de güzel pişmiş. Şimdi şöyle suya değdiriyorum ki siyah olmasın. Uç kısımlarını keseceğim biraz sonra. Evet değerli dostlarım, şimdi ben bunu hepsini soydum. Şu şekilde doğrayacağım. Hemen. Soğanımı da oraya, domatesimi de oraya. Evet değerli dostlarım, domatesin kabuklarını soyuyorum. Ben melemede de hani kabuklarını soyarak yapıyorum. Soğanımı da soydum. Tencereme çitleyeceğim soğanımı şimdi. Ama domateslerin kabuklarını soyduğumu göstereyim dedim. Her şeyi de soyarak kullanıyorum domatesi. Evet değerli dostlarım, şimdi geldik patlıcan musakkayı pişirme aşamasına. Soğanımı şöyle çitiyorum ben yine incecik. Bir baş büyük soğan doğruyorum içine. Herkesin kendine has, yöresine has yemekleri var değerli dostlarım. Onun için her yörede seviyorum ben hani değişik lezzetleri tatmayı, yapmayı. İnsan yapa yapa öğreniyor. Zeytinyağı döktüm. Birazcık da sıvıya eklemek istiyorum. Patlıcan yağı götürür arkadaşlar. Lezzetli olsun. Şu malzemeleri de şuraya alayım. Soğanlarım bir güzel kavruldu arkadaşlar. Şimdi domatesimi ekliyorum. Normalde biber ekliyorlar Kezban ablalar hani. Ama ben biberleri közlediğim için birazcık domateslerin kavrulmasını istiyorum. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor işiniz? Nasıl olsun? Üzüle. Bitmek üzere mi? Efendim? Bitmek üzere. Çimi bitti bizim ya. Duruyoruz öyle. Evet. Kezban teyzenin şeyini düzelttik, ocağını. Nasıl düzelttiniz? Üstünü falan kapattık. Yan bahçeye duman gidiyordu ya. Biberimi de ekledim arkadaşlar.
Şu anki görüntüsü gayet güzel değil sanki. Bu da birazcık ölecek. Sonra patlıcanını ekleyeceğim arkadaşlar. Evet değerli dostlarım, domatesim ve biberim güzelce kavruldu, görüyorsunuz. Şöyle çekti artık. Patlıcanını ekliyorum. Patlıcanı ekledikten sonra fazla karıştırma işlemi olmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle azıcık karabiber. Tuzunu. Bizim olmazsa olmaz toz biberimizi de ekledikten sonra patlıcanlarımı ezmeden. Yemeğim pişti arkadaşlar. Altını kapatıyorum. Şöyle kapanışta yapayım. Arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Kanalımda kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.